TRT 7/24 spor ekranlarından herkese günaydın efendim. Bugün farklı bir konuğum var. Bir sosyal medya fenomeni, sporist yani spor keyfin. Doğru muyum? Evet. Editörü sevgili Aykut Okan'la sosyal medya ve sporu konuşacağız. Twitter'ın çok beğenilen başarılı hesaplarından biri ki direkt bu programın alanına da giriyor. Sevgili Aykut'la sosyal medyanın olumlu olumsuz yanlarını, spora etkilerini konuşacağız. Sizler de programa katkı verebilirsiniz. HT724 sosyal medya ekranda da görüyorsunuz. Bu etikete yazarsanız sorularınızı da eleştirilerinizi de yayına aktarmış olursunuz. Aykut Okan hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında sporist demek lazım sana çünkü o sitenin Twitter hesabının mutfağında sen varsın. Bütün paylaşımları sen yapıyorsun ki bizim de çok takip ettiğimiz, hani bizim programcılarımızın çok takip ettiği, sizin de ara ara destek olduğunuz, yine onun için de teşekkür ederiz, bir hesap. Bu fikir nasıl oluştu? Hemen istersen bununla başlayalım. Ve ne kadardır Twitter'da aktifsiniz? Şimdi sporist 2011 doğumlu bir hesap. Fikrin oluşması da aslında böyle sporun daha naif taraflarını görmek, ben kendi şahsım olarak görmek istediğim, bu kavga, gürültü, gerginlikten uzak bir eğlenceli kısımlarını görmek istediğim bir ortam yaratmak istiyordum. Ve benim gibi düşünen çok fazla insan olduğunu ama bunu pek araya kaynadıklarını düşünüyordum. Dolayısıyla böyle bir sosyal medyada da bir yaygınlık oluşunca bu mecradan başladık. Gayet memnunuz. İnsanlar da herhalde memnun. Genelde daha eğlenceli taraflarındayız. Peki bir de manifestonuz var. Onu da alalım. Onun sonrasında sizlerin paylaşımlarınıza geçeceğiz. Evet. Dönem dönem çünkü sanırım Twitter'ın, bu da sosyal medyanın kötü yanı, ben de maruz kalıyorum. Evet. Olumsuz yorumlar geliyor, yaptığınız ironiler anlaşılmıyor vesaire. Hı-hı. Anlatmak istediğiniz anlaşılmıyor. Hı-hı. Bazen Fenerliler suçluyor, bazen Galatasaraylılar, bazen Beşiktaş. Çeşitli mecralardan kötü yorumlar alabiliyorsunuz. Bunun üzerine bir manifesto yayınlama ihtiyacı duydum. Evet, bir gün yine böyle eğlenceli kısımlarından falan bahsederken, yani sizin de söylediğiniz gibi Fenerbahçe ile ilgili bir haber yaptığınızda Galatasaraylılar tepki gösteriyor. Galatasaray ile ilgili bir haber yaptığınızda lehine olarak hemen diğerleri tepki gösteriyor. Biz de onunla ilgili dedik ki, yani hesabımızda bizim sıklıkla ironi kullanılmaktadır. Biz olayın sadece eğlenceli tarafındayız. Asla taraf tutmayız, art niyet barındırmayız. Eğlenmek için buradayız gibi bir manifesto şeklinde bir şey yayınladık, maddeler halinde. Ondan sonra şey daha da düzeldi. Yani insanlara biraz daha azalmıştır. Tabii tabii, insanlara kendinizi ifade ettiğinizde aslında karşılık buluyorsunuz açıkçası. Yani olayın bu tarafında olmak isteyen çok fazla futbol sever veya spor sever olduğuna ben eminim. Zaten daha da fazla. Sporun aslında gerçek misyonu bu değil mi? İnsanları eğlendirmek değil kesinlikle mi? Kesinlikle bir şovdur yani. Yani bunu din gibi, ideoloji gibi görenler aslında hata yapıyorlar. Kesinlikle. Onu söyleyelim. Ben de seninle aynı kafadanım. Evet, yavaş yavaş tweetlere geçelim. Olay bu. Birinci paylaşımım. Bakalım bunun üzerine nasıl bir sohbet gelişecek? Aykut Okan neler söyleyecek? Hemen onu ekrana getirebilirsek sevgili Berna. Şimdi bu acayip ilgi gördü. Bu bir video aslında. Ben ama videoyu aktarmadım. Tamamını kesmedim. Hı hı. Bu hanım kızımız yabancı da sanırım değil mi? Türk yabancı. Değil. Acayip top sektiriyor. Hı hı. Çok ilginç hareketler yapıyor. Şov yapıyor. Ve altına gelen birkaç yorumu da ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Çok büyük bir ilgi görmüş durumda bu tweet. Böyle paylaşımlar yapıyorsunuz. Hı hı. Geri dönüşleri nasıl oluyor? Geri dönüşleri harika oluyor. Özellikle böyle güzel videolarda hanımlarla ilgili olan, biz genel manada erkek bayan eğlenceli olan her şeyi paylaşıyoruz. Bu videoda çok daha bunu yeni paylaştık. Çok zaman olmadı. İnanılmaz dönüşler oldu. İnsanlar çok eğlendiler. Altına yapılan evlenecek kız vesaire. Birazdan gibi getireceğim ekranı zaten. Yorumlar oldu. Bu tarz paylaşımlar yapmayı seviyoruz yani. Yani insanlara tebessüm ettiriyorsunuz. Aynen. Biraz daha işin farklı tarafı. Neredeyse hiç boşumuz yok. Hani böyle direkt katı spor haberi şey olarak yayınlamamaya çalışıyoruz. Yani bir espri katmaya çalışıyoruz. Araya bir iki kelime
espriyi koyduktan sonra o haberi yayınlamaya çalışıyoruz. Ve tabii mümkünse ne kadar fazla ilginç video varsa onları da tabii. Peki böyle kadınlarla ilgili paylaşım yaptığınızda feminist kadınlardan hiç tepki alıyor musunuz? Niye böyle paylaşıyorsunuz? İlk zamanlar biraz oldu. Ama şu an dediğim gibi biz kendimizi artık takipçilerimize iyi ifade ettik. Net bir şekilde sanki bizi tanıyorlar. Yeni katılanlardan bazen olsa bile genel şeye uyuyorlar zamanla. O da bizi memnun ediyor. Peki hemen Twitter'da yine bir duyuru yapmış Spor Keyif'in Twitter adresi. Onu ekrana getirelim. Sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiğini gösteren durumlardan biri. 3-4 gün oldu biz program konusunda anlaşalı. Senin geleceğin belliydi. Evet. Ve beni sürekli bir şekilde kanalımızla beraber onore ettiniz. Her gün hemen hemen bu tarz duyurular yayınladınız ki çok büyük prestijli bir hesap. Ben bu görüntüyle beraber sana teşekkür etmek istiyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Yani bu programın iyi olması, özellikle bu bölümünün iyi olması sadece benim başaracağım bir durum değil. Konukların da destek olması beni son derece mutlu ediyor. Bu görüntüyü de teşekkür etmek için getirdim. Çok sağ ol. Rica ediyorum. Ne demek? Asıl ben teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Eğlenceli bir program olacak. Belli. Evet, devam ediyoruz. Takipçilerine sadece böyle tebessüm ettiren, işte güldüren veya sporun eğlenceli tarafını ön plana çıkartan tweetler atmıyorlar. Güzel hediyeler de veriyorlar. Bilet hediye tweetini hemen ekrana getirebilirsek, bu tarz hediyeler vermeye de başladınız. Hasan Cenik kazanmış mesela, Duman konserine gitmiş ki konserden fotoğraflar da çekilip göndermiş. Bu tarz etkinlikleriniz devam edecek mi? Özellikle maçlara bilet verecek misiniz? Veya forma, atkı, ürün jestinizde olacak mı? Şimdi en başta Hasan Cenik'e buradan selam gönderiyorum. Tam yerine denk gelmiş hediye. Yani gerçekten Duman hayranı, rockçı bir arkadaşımıza gitmiş. O yüzden ekstra sevindim. Peki bunu hediyeyi nasıl kazandı? Ne yaptınız? Bir şey mi sordunuz? Yoksa retweet mi yaptı? Retweet yaptı. Onların arasından seçtik. Kendisi çok arzulu da gözüküyordu. Gitti resimlerini bize gönderdi. Maç bileti konusuna gelince maç bileti biraz daha sıkıntılı oluyor. Pasoliki var, bilmem nesi var. Yani orada sıkıntı. Yoksa aslında tabii spor hesabı olduğumuz için maç bileti belki basketbol tercih edebilirdik. Çok kolay. Basketbol maçlarına gitmek tabii. Artık çok değil kolay. Mi? Şey onda yok mu böyle bir soru? Yok hayır. Pasolik yok. O zaman harika. Bunu o zaman benden not alayım ben. Tamam. Özellikle Euroleague takımları Fenerbahçe, Efes, Daçka, Karşıyaka, evet, İzmir'de yine diyaloğunuz varsa olabilir. Artı gördüğüm kadarıyla biraz size atılan tweetlere de baktım. Erken geldim biliyorsun. İnsanların sizden de hani böyle ufak tefek sporla ilgili jestler yapmanız konusunda da bir beklentisi var gibi. Değil mi? Var gibi evet. Biz de inşallah onların beklentilerine yavaş yavaş daha fazla karşılık vermeye çalışacağız. Evet, bir sporist takipçisi olarak ben de sanırım birkaç tane promosyonu kapmış olabilirim arkadaşlar. Promosyonları daha fazla Aykut Okan yapmaya çalışacak. Muhammed Demirci tweetini alalım. 2-3 gündür sosyal medyada Muhammed Demirci çok konuşuluyor. Evet. 16 maç, hiç 18 maç mıydı? Pardon, hatta 18 maç. 18. Hiç ilk 18'e giremedi. Barcelona'nın takip ettiği bir futbolcuydu. Bizim Messi'miz olacaktı vesaire vesaire. Maalesef. Ama istediğimiz noktaya gelemedi. Belki gelecek inşallah tekrardan ayağa kalkar ama şimdilik görüntü bu. Bu tweetle ilgili neler söylersin? Çünkü o gün sosyal medyada en çok konuşulan konuydu bu spor adına. Şimdi ben Muhammed Demirci adına çok üzgünüm bir kere. Yani bu çocuğu biz o ilk zamanlarından takip ediyoruz. Barcelona istiyor vesaire gibi. Sanırım o zaman Yıldırım Demirören başkandı. Böyle haberler çıktı ve ısrarla Barcelona altyapısına verilmedi. Biz de daha iyi oynayacak, biz daha iyi yetiştiririz vesaire gibi. Yani kapalı devre, kötü bir taktik oldu bence. Buradaki altyapıda da çocuk kendini geliştiremedi. Aslında baktığımızda mesela Beşiktaş'taki Oğuzhan Arsenal altyapısından çok güzel bir şekilde geldi buraya.
Muhammed de aynısını yapabilirdi. Burada olmadı. Ben üzüldüm. Çünkü bizim Messi'miz olarak lanse edildi. Bekliyoruz. Hangi takımdan olursa olsun. Biz futbol severiz. Yani ki işte yıldız takımda, genç takımda bazı videoları vardı. Seyrettiğimizde evet. Vay bu çocuk olacak dedik yani. Aynen. Ama bir eşiği atlayamadı. Bunun bir kısmı sevgili Aykut bence, ben de düşüncemi paylaşayım müsaadenle. Bir kısmı bence Muhammed'in kendisini yeterince verememesinden kaynaklanmıştır diye düşünüyorum. Evet. Bir kısmı da bizden kaynaklandı. Olmamış bir futbolcuyu o kadar çok övdük ki, o kadar çok göz önünde tuttuk ki belki de şımarmasına veya işte o gelişimini tamamlamamasına vesile olduk. İnşallah Muhammed Demirci de tekrardan o beklentilerimizi karşılayacak seviyeye gelir. İnşallah. Esprili tweetler atıyorsunuz dedik. İddiayla da ilgilisiniz. Evet, ilginiz Şota'nın var. Şöyle güzel bir bakışını iddia kuponum yatınca diye evet, paylaşmışsınız. Evet. Ben kahkahayı bastım, hemen onu getirelim ekrana sevgili Berna. İddia kuponum yatınca. Evet, Şota burada kaşları çatmış ki bu sıralar mutlu değil. Trabzon'dan da ayrılmak durumunda kaldı. Bu tarz tweetlere nasıl tepki alıyorsunuz? İnsanlar gülüyorlar. Yani şu resimde Şota'ya desek ki mesela arkadaşımız olsa böyle karşılıklı. Ya iddia kuponun benim yattığımda, senin iddia kuponun yattığında nasıl bir yüz ifadesi takınırsın desek bunu gösterir. İnanılmaz uydu. Bu tabii şey maçı, son maç oynadıkları. Oradan çok bir alıntı. Çok üzünlü ve kederli bakmış. Biz iddiacılar da kuponumuz tutmadığı zaman bayağı bir gergin oluyoruz. Kuponla böyle bir ilişki kuruyoruz. Doğru söylüyorsun. Evet. Bu da yine güzel esprili tweetlerden biriydi. Aslında hep verdiğiniz bir alt metin var, alt mesaj var. O da şu. Lütfen sporu çok 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 aşırı ciddiye almayın. Aynen. Bunun bir eğlence olduğunu unutmayın. Tabii tweetler de gelmeye başladı. Birazdan onları da paylaşacağım arkadaşlar. Sizlerin sorularınızı da sevgili Aykut Okan'a ileteceğim. Borç kalmaz. Şimdi hemen bu tweet'i ekrana getirelim. Bunu aslında yazan siz değilsiniz. Bunu yazan, sizi takip eden Galatasaraylı bir kadın taraftar. Şimdi siz diyorsunuz ki Galatasaray'da durum vahim. Galatasaray kulübünün toplam borcunun 995 milyon lira olduğunu açıkladılar diyorsunuz. Altına da Buse Galatasaray, Buse Cimbom 10 milyon Galatasaraylı 10 TL çarpı 10 ay şeklinde ödeme yapsa 1 milyar TL yapar, borç falan kalmaz. Var mısınız demiş. Şimdi burada sormak istediğim şey şu. Var mısınız derken sizi Galatasaray kulübünün kongre üyeleri, yönetim kurulu vesairesinde mi görüyor? Burada sizi nereye davet ediyor? Neye davet ediyor? Ben şöyle anladım onu. Yani öyle anlamak istiyorum. Bu tweet'i görmüş müydün sen? Gördüm. Gördüm. Hatta ona bir başka bir arkadaşın daha yazdığı bir şey vardı. Ben şöyle anlamak istiyorum onu. Yani şimdi bu tweetlerin altına yazdığınız şeyleri birçok insan görebiliyor ya. Yani o bizim hesabın şahsında değil de bütün Galatasaraylılar orada o haberi okuyacak Galatasaraylılar için yazılmıştır diye düşünüyorum. Ya da belki bu size değil de tabii. Sizin Galatasaraylı takipçilerinize, o yorumları okuyacak kişilere yazılmış diyorsunuz. Şimdi bak, ben böyle düşünmemiştim. Bu tweet şimdi herhangi bir tweet atıldığında biliyorsunuz üzerine tıklıyorsunuz. Altta yorumları okuyan da bayağı bir kesim olmaya başladı. Ben özellikle çok okurum mesela o tweete gelen etkileşimleri. Ben belirli okurum. Mesela Ahmet Hoca. Ahmet Çakar. Bir tweet attığı zaman kahkahalar. Mesela geçenlerde basketbolla ilgili bir tweet attı. Fenerbahçe 5 ile 10 sayı farkla Galatasaray'ı yener diye. Onun altına gelen yorumlar. Yani kahkahayı basıyorum. Çok eğlenceli oluyor. Haklısın. O niyetle atılmış olabilir. Bazı tweetlerin altına da atılan mention diyelim. Mentionlar çok keyifli oluyor. Bu Buse Galatasaray, Galatasaraylı bir kadın taraftarda bu öneride bulunmuş ama ben cevaplandırayım. Bu denen de olmuyor böyle. Mutlaka. Vermiyor yani öyle 1 milyon kişi, 10 bin kişi, 100 bin kişi 10 TL vesaire vermiyor. Hele 10 ay boyunca verecekler bir de. Evet. Bir kere bile vermiyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. Adnan Polat denemedi mi bunu? Galatasaray'da denedi. Evet, denedi. Beşiktaş'ta da sanırım Süleyman Seba döneminde böyle bir şey yapıldı. 1-2 milyon TL ki kulüplerimiz için bunlar çok küçük paralar değil evet, mi? Evet. Toplanmıyor yani sevgili Buse önerini bir Galatasaraylı olarak ben cevaplandırdım. O iş öyle olmuyor. Paris saldırısıyla ilgili bir tweet attınız. Ki
Çok farklı, çok çeşitli tweetleriniz var. Bunu da çok doğru buluyorum. Hemen onu ekrana getirelim. Paris'te yakın olanlar için Türkiye Büyükelçiliği'nin telefon numarası deyip Türkiye Büyükelçiliği'nin telefon numarasını paylaştınız. Yani hayat sadece spordan ibaret değil. Tabii. Toplumsal olaylara da duyarlısınız. Kesinlikle. O an bu konuyla ilgili tabii bir üzüntümüz de vardı. Ne yapılabilir noktasında böyle bir şey aklımıza geldi. Yani nasıl yardımcı olunabilir? Onu paylaştık. Dediğiniz gibi her yere yetişiyoruz. Yani aslında sadece işte spor haberiyle ciddiliği böyle düz mantık giden bir hesap değiliz. Sosyal olaylarla tabii ki ilgileniyoruz. Ama genelde bu ülkemizde yaşanan bu siyasi vesaire konulara girmiyoruz. Mevzulara girmiyoruz. Daha çok o bizim konumuz değil. Mümkün felaket, katliam, işte şehit haberleri geldiği zaman ben biraz takip ettim gördünüz ama siyasi olarak bir tarafınız yok. Yok. Siz bizi ilgilendirmiyor. Son derece pozitif, barışçı bir hesap olarak hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Sadece futbolda paylaşmıyorsunuz. Ben mesela bir basketbol sever olarak Fenerbahçe kim ki karşılaşmasıyla ilgili atılmış tweet'i gördüğümde mutlu oldum. Hemen onu getirelim. Basketbol tweet'ini ekrana getirelim. Futbol dışındaki branşları konuşmak istiyorum. Ekrana da geliyor şimdi. Sevgili Berna getirdi. Evet. Fenerbahçe kim ki 88-83 mağlubiyeti çok keyifli bir maçtı. Ben de seyrettim. Grupta liderliğe yükseldi. Şimdi hangi branşlardan bilgiler veriyorsunuz? Vallahi bisikletten yeri geldiğinde at yarışına, gazi koşusunu, yani şey geniş, yelpaze geniş, fakat tabii ki o diğer branşlarda çok ilgi çekici en baş şeyleri verebiliyoruz. Yani detayına girmiyoruz. Ama birinci sırada futbol, ikinci sırada basketbol olarak şey yapabiliriz. Mesela F1'den de yeri geliyor, sıralama turlarını veriyoruz. Mesela ekrana getirmek istemedim. Kanal için sorun olabilirdi. NBA görüntüleri sıkıntı yaratabiliyor bazen. Mesela Derrick Rose'un bir basketini paylaşmışsınız. Aa, evet, onlar... İlginç, kamera başka bir yeri çekerken orada set dönüyor. O setin dönmesi mesela çok keyifli. Sonrasında perdeden çıkıp Derrick Rose'un attığı bir basket var. Mesela muazzam keyifli. Hayat sadece futboldan da ibaret değil. Tabii. Bu tarz güzel spor olaylarını da paylaşmaya devam edeceksiniz. Peki mesela ben şunu görmedim. Voleybolla ilgili, özellikle kadın voleyboluyla ilgili paylaşımlarınız oluyor mu yoksa benim mi gözüme çarpmadı? Oluyor dediğim gibi nadiren. Yani böyle çok önemli, mühim olaylar olduğunda onları böyle bir şeye alıyoruz, sıralamaya. Dediğim gibi futbol, basketbol giderek azalıyor bunlar. Ama hani gazi koşusu mesela, at yarışı ne alaka değil mi? Ama gazi koşusu at yarışının Şampiyonlar Ligi olduğu için mesela onu, sonucunu, öncesini, sonrasını paylaşabiliyoruz. Adı çok büyük bir kere. Kesinlikle. Veya bisiklet yarışı oluyor, orada ilginç bir olay oluyor. Bunun gibi aslında bir yerde ne gelirse gibi oluyor yani, ama öncelik futboldadır. Şey mesela bu futbol hiç değilsiniz sonuç itibariyle, spor hissiniz yani. Doğru, o şey şimdi aklıma geldi, nakavt olan 20 maç sonra nakavt olan hanımefendi kimdi? Ya onu gördüm aslında. Çok da güzel da bir tweet ama biraz şiddet vardı içinde. O yüzden, ama söylemek istediğim hani... Bir yüz ifadesi falan çok iyi değildi. Felaket. O tekmeyi yerken hayatını bence zor kurtarmış. Fotoğrafı yapıştırmışsınız. Çok sakat bir yere gelmiş. Hani gerçekten... Yani paylaşılması gereken bir tweet. İtirazım yok ama ben ekrana getirmedim. Biraz pozitif ayrımcılık yaptım. O da sizin attığınız güzel tweetlerden biriydi. Milli takımla ilgili bir paylaşımınız var. Hemen onu ekrana getirelim. Milli takıma da sonuna kadar destek oluyorsunuz ki... Maçlarda anlatım da yapıyorsunuz, doğru muyum? Bazen, evet. Şimdi 3 tane tweetinizi aldım. Arda'nın golünü kesmişsiniz, yapıştırmışsınız Katar karşısında. Sonrasında işte maçlarda anlatım da var. Ben özellikle işin keyifli kısmını aldım. Ben de pozitif ayrımcılık yaptım. Gol Cenk Tosun, gol Arda. Bütün maçlarda böyle maçı izleyemeyenler için özellikle maçı anlatıyor musunuz? Şey olursa bu... şifreli platformlarda olursa anlatmaya çalışıyoruz ama genel herkesin izleyebileceği kanallarda olduğunda zaten anlatacak bir şey yok. Hani herkes zaten izleyebiliyor ama sadece arada gol görüntülerini vesaire
veriyoruz. Dışarıda olanlar için, mobil olanlar için belki. Bir de bazen maçın içine girdiğimiz oluyor. Kendimizi işte orada görüldüğü gibi kendimizi kaybediyoruz. Gol olunca orada paylaşıyoruz mesela. Hem videosunu hem fotoğrafını hem gol diye bağırıyoruz. Normal sevincimizi yaşıyoruz. Öyle enteresan bir şey ki bu sosyal medya yayıncılığı. Yani kendi için söylüyorum. Bazen şeyi yaşayamıyorsunuz. Kendi hayatınızı yaşayamıyorsunuz. Yani gole sevinmek mi? Önce tweet'i atıp sonra sevinmek mi? Önce tweet'i atıyorsunuz çünkü bizimle birlikte bir sürü yayıncı var. Önce biz atmamız lazım. Sonra dönüp sevinmeye geçince de heves kaçıyor artık. Hani kendimiz yaşayamıyoruz. Şimdi ben de mesela maçlardan video atma işine merak sardım. Hı hı. Basketbol maçlarından videolar atıyorum işte. Hı hı. Beşiktaş Efes karşılaşmasında herkes çok güzel vurulmuş bir atılmış basketin, vurulmuş bir smacın keyfini yaşarken, sevincini yaşarken ben onu yakalayayım da evet, aynen aktarayım, seyretsin insanlar diye mücadele ediyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Hı hı. Yapacak bir şey yok. Bu işten büyük de bir keyif alıyorsun. Tabii, yani tabii. 195 bin kişiydi en son gördüğüm kadarıyla. 195 o 195 bin kişiydi. Yani böyle bir kitleyi oluşturabilmek, yakalayabilmek kolay iş değil. Ya benim göbeğim çatlıyor. Her şeyi yaptım. 30 bin kişideyim şu an. Ama dur bakalım. Bir şeyler yapacağız. Ben de azıcık taktikler aldım senden. Bazı oynamalar yapacağız ki sevgili Aykut Okan bazı şirketlere, bazı firmalara sosyal medya danışmanlığı da yapıyor. Onu da söyleyelim. Bu işin bu tarafı da var. Artık ticarette de değil mi? Hayatın her alanında olduğu tabii, gibi tabii. Ticarette de sosyal medyada aktif olmaya çalışıyorlar. Firmalar, şirketler. Zeynep RT demişim. Bizim güzeller güzeli spikerimiz sevgili Zeynep Özdemir'in atmış olduğu bir tweet'i retweet yapmışsınız. Bizlere de destek oluyorsunuz. Ki altına gelen yorumlar da çok güzel. Gülüşüyle ilgili, tebessümüyle ilgili Zeynep'in çok güzel yorumlar gelmişti. Bunun için de teşekkür ederiz. Rica ama ederiz. Daha çok beni retweet yaparsak çok sevinirim. Çünkü bu daha deklare edilmedi. Yakında açıklanacak. Hı-hı. Kanalın ekran yüzü benim. Evet. Onu fark ettim. Onun sonrasında buna dikkat edeceğim. Fulya Kalfa ve Zeynep Özdemir'i retweet ediyoruz. Orkun İnçer ve Çağdaş Doğan'ı da kesinlikle hiçbir koşulda retweet etmiyoruz. Tamamdır. Anlaştık peki. Anlaştık. İşin şakası bir yana bizim kanalımıza da sosyal medyada vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederiz. Rica Kemal ederim. Sunal'la ilgili bir tweetiniz var, paylaşımınız var. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en büyük sanatçılardan biriydi ki aslında misyonu sizin kanalınızda, sizin sitenizde de uyuşuyor. Evet. Onunla ilgili böyle bir paylaşım yaptınız. Bu tarz özel günleri de es geçmiyorsunuz. Geçmiyoruz. Toplumun duyarlılığına biz de tabii göz ardı etmiyoruz. Gerçekten Kemal Sunal'ı da ekstra bir severdik. O konuda tabii o Hababam sınıfı oradaki maça kaçma sahneleri vesaire değil mi? Evet, evet. Yani hiç konuşmadan bile güldürebilme yeteneği vardı. İnanılmaz bir insandı. Tabii herkes belli bir süre sonra sanatçıların veya işte önemli Türkiye'ye emeği geçmiş sporda olsun, sanatta olsun, hı-hı, siyasette olsun emeği geçmiş kişilerin, aydınların özel günlerini de asla unutmuyorsunuz. Onları tabii, da tabii. Takipçilerinize paylaşıyorsunuz. Hı-hı. Bu şu nedenle önemli, bence dikkat edilmesi gereken bir nokta. Bu tarz insanlara karşı vefalı olmalıyız ve farkındalık yaratmalıyız. Evet. Yani mesela şunu da sormak istiyorum. Bu tabii farklı bir alanda olacak ama atıyorum aklıma mesela otizm ayı var. Nisan ayında otizm haftası, otizm ayı var. Hı hı. Mesela böyle dönemlerde de farkındalık yaratmak için o konularda tweetler, paylaşımlarda bulunuyor musunuz? Tabii ki. Yani toplumun önceliklerine zaten o şimdi Twitter ortamı veya sosyal medya ortamında etkileşim çok fazla. Yani bir eğilim olduğunda siz de mutlaka onu görüyorsunuz. Kendi değerlendirmenizi alıyorsunuz. Biz genellikle işte kanon anonsu olsun, yardım bravo mesela o da yine olsun. Destek tabii, tabii, olmanız gereken. Tabii hiç çekinmeden her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Hatta tabii görüntü fotoğraf iyi değil de alamadım çünkü çok güzel bir kızımız vardı. Onu mu bahsediyorsunuz? Onun hayatını kurtarmak için siz de takipçilerinizi harekete geçirmeye çalışıyorsunuz. İnsanlar da çok duyarlı sağ olsunlar. O konularda
kesinlikle hiç sakınmadan yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biz de tabii biz ulaştırmaya çalışıyoruz ki doğru insanlara gitsin. Herkes bunu retweet yaptığında zaten illa o konuyla ilgili şahıslara bir farkındalık, geliyor. Bir duyarlılık yaratılıyor, haklısın. Yapılması da gereken bir şey. Mesela normal şimdi geleneksel medyada, yani bir televizyonda ne kadar yardım anonsu yapabilirsin, fazla yapamıyorsun. Ama şeyde sosyal medyada çok daha fazla yapabiliyorsun. Kan anonsu zaten günde defalarca oluyor. Bunun gibi yardım anonsları vesaireler. Şimdi 195 bin kişinin takip ettiği bir hesapsınız. Evet. Ortalamada herhalde bir tweet'i 30-40 bin kişi görüyor diye düşünüyorum. O rahat analytics diyor. Verilerinden evet. Bulabiliyorsun onu. Bir kere bir 30-40 bin kişiye böyle bir durum var, böyle bir sıkıntı var. Bakalım yardımcı olabilir miyiz dedirtiyorsunuz. Evet. En kötü mesela yardımcı olamasa bile ya ben de bunu paylaşayım, retweet yapayım. Hı-hı. Ben de kendi takipçilerime aktarayım dediğinde bir 100-200 atıyorum kişi de bu tweet'i paylaştığında o rakam çıkıyor mu? 200-300 bin kişiye. Hı-hı. Aynen. Yani normalde bu kadar insana ulaşmak çok önemli ve çok değerli. Kesinlikle. Hele ki böyle konularda, yani sağlıkla ilgili, felaketle ilgili, sıkıntı ya dayanışma gerektiren durumlarda yapmış olduğunuz iş doğru ve bence özel bir iş. Onun da hakkını veriyorsunuz. O noktada şöyle bir şey örnek vereyim. Yani siz şimdi kalkıp da haftada veya iki haftada bir 10-15 tane arkadaşınıza ikide bir telefon açıp kan lazım, İşte buraya destek lazım, buraya şey lazım deseniz 3-5 ay sonra arkadaşınız kalmayabilir. Hani işin tabii esprili olarak söylüyorum bunu, ama şimdi burada dediğiniz gibi 300 bin kişiye, 500 bin kişiye hiçbir sorun yaşamadan bir döngü oluşturuyorsunuz. Kimse rahatsız olmuyor. Kimse, yani ilgilenen ilgileniyor zaten, hassas olan insanlar. Ama hani yüz yüze de ne size ulaşabilirler ne siz insanlara zırt pırt bunu söyleyebilirsiniz. O yüzden zaten sosyal medyada en iyi dönüş alınan ve en iyi performans alınan konu kan. Yani kan bulma konusunda çok etkili bir mecra. Dün bunu tabii Serdar Ali Çelikler'le de konuştuk bu konuyu. Hı hı. Şu an kan konusunda en çok sıkıntının çözüldüğü mecra Twitter. Hı hı. Twitter'a hani belirli dönemlerde girme sorunları yaşanıyor siyasi sebeplerden dolayı. Evet. Mesela o dönem en çok mağdur olan kitle, kan ihtiyacı olan hastalar, Twitter üzerinden kan bulan, kan bulabilen kişiler mesela çok ciddi mağduriyetler yaşıyorlar. Evet, ben de kesinlikle katılıyorum. Ben de elimden geldiğince özellikle kan anonslarını retweet yapmaya çalışıyorum. Diego ve Alex ile ilgili bir paylaşımınız var. Onu hemen ekrana getirelim. Ben açıkçası Google Translate kullanmış galiba burada Diego Rivas. İçin ne yazıldığını anlamadan benim Instagram'ımdan bir fotoğraf beğenmiş. Bu olay yaşandığında ben antrenmandaydım. Türkçe bilmediği vesaire vesaire. Çok garip bir tweet. Siz de Diego Alex beğenisiyle ilgili açıklama yaptı demişsiniz. Yani bunu retweet yapmışsınız daha doğrusu sporist olarak. Buradaki olayı, durumu anlatabilir misin be? Şimdi burada bir çevir kazı yanmasın durumu oluştu ama öncesinde bu Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'la Alex'in atışmasında durum şey noktaya gelmişti. Bayağı bir gergin noktaya gelmişti. En son bu imza kavgası, işte primler ödendi ödenmedi. Alex sayfasında, Instagram sayfasıydı yanlış hatırlamıyorsam, makbuzların resimlerini paylaştı. Ve Diego Rivas da gitti onu beğendi. Olay oradan patladı. Ben mesela şey hayatta farkında yani. Olmam, umursamam da, ama taraftarın gözünden bu kaçmıyor değil mi? Hı-hı. Büyük olay oldu. Hepimiz tabii, hatta ben seni çılgın diye paylaştım. O tweetim var mı bilmiyorum. Diego Rivas'ın haberini, yani Diego Rivas Alex'in Aziz Yıldırım ile ilgili görmedim. Konusunda o direkt alınabilirmiş yani. Attı şeyi beğendi diye. Seni çılgın diye başlık koyup öyle haberi paylaştım. Onun devamı bu haber. Daha sonrasında işte açıklama yaptı. Sosyal medya uzmanım dedi
yanlışlıkla yapmış, benim haberim yok vesaire gibi işte çevir kuzeni yapmasın. Kuzeni attı da diyebilirdi Türkiye'de. Onu da diyebilir. Türkiye'de geçerli olan o. Bunlar hesabım eklenmiş veya kuzenim attı. Bunlar aynen. da gerçekten Türkiye'de geçerli iki mazeret. Aynen. Ama üst seviyede olanlar genelde sosyal medya uzmanı kullanıyorlar, danışmanı kullanıyorlar, ajanslarla çalışıyorlar. Belli bir ücret karşılığında kendi hesapları kurumsal olarak yönetiliyor ama burada fena faka basmışlar. Artık o beğeniyi yapan iyi belki şey dil bilmediği için olabilir. Ama o zaman sosyal medya anlamını yitirmiyor mu? Şimdi şirket olursun, bak şirket olursun o evet. ayrı bir şey. Evet. Danışmanlığın olsun ama sen şahsi, atıyorum evet. Diogo Ribas'ın ben seni takip etmek istiyorum. Kesinlikle. Ya eğrisiyle doğrusuyla seni takip etmek istiyorum. Başka birinin senin gözünden yapmış olduğu şeyleri takip etmek istemiyorum yani. O ki, konuda ki çok işte, haklısın. Ama burada da başım belaya girdi yani. Aynen. Samimiyet kayboluyor. İnsanlar dediğin gibi şahsen takip etmek istiyorlar. Şirket başka ama şahıs olarak yakın olmak istiyor insanlar. Hoşlarına gidiyor. Doğaldır da. Burada faka basmış. Evet, dünyanın en güzel kadın futbolcusu olduğu söylenen Alex Morgan'la ilgili bir paylaşım var. Onu ekrana getirelim. Ki çok büyük de fanatikleri var Alex Morgan'ın. Keşke Galatasaray'da, Trabzon'da, Fenerbahçe'de oynasa diye yorumlar yapılıyor. Burada erkekler nasıl mutlu olur sorusuna efsane cevap vermiş diye bir paylaşımda bulunmuşsunuz. Bu çok etkileşim aldı, acayip köpürdü. 194 kişi retweet yapmış, 344 kişi de favoriler ekledi. Evet, insanların yani demek ki öyle güzel şey bir şey söylemiş ki gerçekten ben oraya hani efsane yorum yapmış, efsane cevap vermiş demem boşuna değilmiş yani. Gerçekten efsane. Ama mesela şimdi Alex Morgan'ın bu söylemiş olduğu şeyle ilgili olarak da benim feminist bir arkadaşımdan bu tepki geldi. Kadın arkadaşımdan. Hı-hı. Yani bir kadının görevi erkeği mutlu etmek midir? Niye? Biz erkeği mutlu etmek için mi varız? Hı-hı. Mutlu etmemiz için futbol mu öğrenmemiz gerekiyor? Şeklinde tepkiler gelebiliyor. Olabilir. Ama yani bu Alex Morgan algısı tabii her erkek futbolcu olduğu için her kadın da farklı düşünebilir. Hani bir tercih yapmak gerekirse ben Alex Morgan gibi düşünenleri tercih ederim kadın olarak. Yani öyle söyleyebilirim. Aslında ben. Şöyle futbol seven bir erkeği mutlu etmek için, erkekle mutlu olmak için hatta evet, niye mutlu evet. etmek diyelim ki? Mutlu olmak için futboldan anlayan bir kadın daha ideal. Beraber çünkü birçok paylaşım olabilir. Tabii doğru ama Alex Morgan'ın çok büyük bir hayran kitlesi var Türkiye'de de. Tabii. Onun üzerine atılan bazı tweetler var. İşte Trabzon'da oynasın, Beşiktaş'ta oynasın, Galatasaray'da oynasın hı-hı. şeklinde. Alex Morgan da Türkiye'de çok beğeniliyor. Hatta gelirse yani bir gösteri maçı vesaire olsa iki kadın takımının tribünleri oynadı. Doldurur eminim ben. Yani Alex Morgan hayranları tribünleri doldurur. Çok hayranı var. Şimdi ilk tweetimiz vardı. Top sektiren bir kızımız vardı. Ona gelen tepkileri paylaşacağım. Ben kahkaha attım. Yine siz de çok güleceksiniz diye düşünüyorum. Top sektiren kızımıza tepkiler. Biraz tabii 3 tweet'i de aldığım için küçük gibi gözüküyor. Şuradan bakalım. Soner Günaydın yetenek meselesi demiş. Mustafa Dedeoğlu ben böyle kızlara bayılıyorum. Ne kadar çirkin olursa olsun. Yani gerekirse hiç beğenmeyeyim, hoşlanmayayım ama top sektirsin yeter demiş. Benim için yeteneği önemli. Hani bir tabii buna kimse yanlış anlamasın. Nefes alsın yeter diye bir şey var ya. sevgilimde aradığım özellik deyip altına nefes top alsın. Top sektirsin yeter olarak. Bu arkadaş da top sektirsin evet. yeter demiş. Ve Gustavo Colman'ın parodi hesabı. Demiş ki bununla beni tekrar takıma alın sizi şampiyon yapayım demiş. Böyle esprili bir karşılık vermiş. Yine sizin atmış olduğunuz tweet'e böyle işin içinde mizah olduğu zaman çok daha fazla geri dönüşüm alınıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Bir de can sıkıcı şeyler olmuyor. Yani bakın şimdi burada esprili girdiğiniz zaman olaya cevaplarda esprili geldiği zaman sıkıntı yok ama ciddi bir şey yazdığınızda özellikle sıcak gündemle ilgili oradan biri küfür ediyor. Oradan biri küfür ediyor. Bu sefer tadı yok ki bunun. Yani bir de karşınızdaki kişinin kim olduğunu da bilmiyorsunuz. Profil fotoğrafları altında ergen çocuklar çoğunlukla oluyor. Hani nasıl değerlendireceğinizi bilmiyorsunuz. Ben kendime yokluyor göre çok güzel bir kimseyi hakaret nadiren olur. Çok güzel bir özel alan yarattım.
O anlamda mutluyum. Yani eğer bu şekilde devam ederse yeni katılanlar da bizi tanıyarak yani bu konuyla ilgili sadece pozitif olduğumuzu anlarlarsa sıkıntı yaşamayız. Şimdi tabii böyle paylaşımlarda çok fazla olumsuz tepki gelmiyordur. Hatta ekseriyetle olumlu geliyordur ama atıyorum mesela Hikmet Karaman paylaşımınız vardı Rize Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra. Hı. Onun bakışıyla ilgili esprili bir şey yaptınız. Mesela bazı Galatasaraylar, hı hı, bundan alınmışlar. Altına kötü yorumlar var. Evet. Bu mizahı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bizim kulüplerimiz arasında yapabiliyor musunuz? Sıkıntı mı oluyor? Sıkıntı oluyor. Ama hani dozajını ayarlamaya çalışıyoruz. Veya bazen dayanamıyorum. Yani biliyorum karşılığında neler olabileceğini ama dayanamıyorum. O espriyi yapmalıyım yani. Mesela o Hikmet Karaman'ın o görüntüsü harikaydı mesela tam maçtan sonra. Hani Fener'i de yense öyleydi, Beşiktaş'ı da yense öyleydi. Yani adamın... Senin için orada kimi mağlup ettiği önemli değil. Kesinlikle değil. Sansasyonel bir galibiyet var. Evet. Ve güzel bir poz var. Sen bunu paylaşmak istiyorsun. Fanatikler seni korkutmamalı, öyle mi? Tabii tabii. Ve korkutamıyorlar. Ben paylaşıyorum. Yani bazen tabii bazı süzgeçlerden geçiriyoruz ama... Çok fazla da nedir o süzgeç? Hakaret yani olmasın, rencide edici, aşağılayıcı bir durum olmasın, hı-hı, etik olsun. Onun dışında işin içinde mizah varsa, hı-hı, paylaşmaktan, hı-hı, imtina etmiyorsun ki o Hikmet Karaman yorumunun altında gördüm. Galatasaraylılar bayağı bir tavırlanmışlar sana. Tavırlanıyorlar. Ama aslında konunun Galatasaray'la ilgisi yoktu. Yani Fenerbahçe'yi de yenseydi Hikmet Karaman o şekilde. Yani o maç hatırlarsanız inanılmaz bir maç. 3-2 sonra 4-3 uzatmalarda hani veya Manchester City Aston Villa maçı da olabilirdi bu. Yani onlar fazla tabii Türkiye'de reyting almıyor ama Türk Avrupa'dan takımları da şey oluyor. Paylaşıyorsunuz. Biz da paylaşıyoruz. Evet. Mesela Mourinho'nun çok güzel bir öyle bu ara çok Müslüman şey olduğu gibisinden bir evet, şey, imana geldi diye videosunu paylaşmışsınız. Video olduğu için alamadım. Hı-hı. Bir pozisyon seyrediyor, sonrasında kafasını çimlere vuruyor böyle. Evet, sanki secde eder gibi. Son dönem biliyorsunuz moda secde Müslüman futbolcuların sahalarda. Evet. O da bir yerinden girmiş oluyor. Çünkü son dönem başarısız bir tablo çiziyor. Peki Ajax istatistik, hemen bunu ekrana getirelim sevgili Berna'cığım. Faydalı paylaşımlarda da bulunuyorsunuz. Mesela evet, maç oynandı, zaman bitti. Karşılaşmadaki istatistikleri hemen burada takipçilerinizle paylaşmışsınız. Hı-hı. 0-0'lık maçın sonucunda topla oynama %50-50. Pas yüzdesi %73 Ajax, %71 Fenerbahçe. Bu tarz bilgi içeren paylaşımlarda nasıl tepkiler alıyorsunuz? İnsanların beklentisi var mı bu yönde de sizden? Çok fazla yok. Sadece şöyle oluyor. Bu tarz bilgi vermediğimizde neden vermiyorsunuz diyorlar. Verdiğimizde çok fazla, çünkü bunu yapan başka hesaplar var. Sadece bunu yapan sadece spor, hesaplar. Sadece spor haberleri, istatistik vesaire verenler var. Biz gene de arada paylaşıyoruz. Özellikle Avrupa maçları, önemli maçlar olduğunda paylaşmaya çalışıyoruz. Ama çok fazla bizim branşımız değil. Yani Sporist hesabında hani bilgi babında öyle çok fazla bir şeyimiz yok. Ya bu çeşitlilik yaratıyor bu tarz tweetler ama evet, sizin ana konunuz... Ana konumuz biz güldürmeye çalışıyoruz, eğlenmeye çalışıyoruz. Önce kendimiz gülüyoruz, kendi güldüğümüz haberleri takipçilerimizle paylaşıyoruz. İyi vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Peki o zaman güldürdüğünüz tweetlerden birine geçelim. Vurur yüze ifadesi Robben'le ilgili bir tweet. Ben yine... Sabah erken geldim, daha afyonum patlamamıştı. Hı hı. İçeriği oluştururken bu tweet'i gördüm ve acayip kahkahayı bastım. Özellikle Robben'in yüz ifadesine dikkat edin diyeceğim ama ekrana gelecek mi? Evet, geldi. Burada abi adam çarpılmış gibi yani. Değil mi? Maç esnasında öyle bir fotoğraf yakalanmış ki. Bu fotoğrafı tabii bunu Photoshop yapmayı bilenler yapabilirler. Şöyle bir gökdelenin tepesinden böyle atlar gibi aslında şey yapmak lazım, photoshoplamak da lazım. İyi yakalamışım burada. Hemen o dönemde de değil mi bu tweet'i attığınız 4 Kasım'da atmışsınız. Evet. Herkes vurur yüze ifadesi şeklinde. O bir tanesi meşhurdu. Görür görmez zaten aklıma o geldi benim hemen. Fotoyu görünce o bir tanesi olayı geldi hemen onunla birlikte. Ki sadece bu değil yani böyle yüzlerce tweetiniz var. Evet. Türkiye'den olsun, Avrupa'dan olsun. Hı. Sabri'yle ilgili tweetler atıyor musunuz? Bazen ama son dönem tepki almaya başladık. Biraz onu şey yaptık. Yani ne daha doğrusu tepki? Çocuğa çok fazla yüklendiğimizi
yani şey olarak sadece ben şahsi olarak değil hani sosyal komple medya. Evet çok fazla yüklenildiğini düşündük. Şimdi evli barklı adam yani esprinin de bir dozajı olmalı diye biraz kendimizi frenledik ama bir ara yaptık yani Sabri'ye. Aman Sabri de malzeme veriyor ki. Çok veriyor evet. O da şey yani bundan rahatsız da olmuyor çok fazla. Tamam konuşulsun. Belki de. Bir şahsi tanımadığım için ama hani bazen çok sert vuruluyor. Dediğin gibi malzeme de veriyor ama hani üst üste geldiğinde de tabii biraz ara vermek gerekiyor. Peki kulüp başkanları konuştuğu zaman mesela Aziz Yıldırım, Dursun Özbek, Fikret Orman konuştuğu zaman onların da konuşmalarını böyle an be an yazıp paylaşıyor musunuz? Önemli veya bölümlerini, kesitlerini? Çok değil. Çok değil. O an onlinesak, başka yapacak haber yoksa, bütün gündem oraya kilitliyse belki yapıyoruz ama onu hani direkt sorumluluk olarak üzerimize almıyoruz. Yani denk gelirsek olabiliyor. Veya içinden daha sonra çok önemlileri seçip gündemden bilgi olarak verebiliyoruz. Peki TT listesinde gördüğünüz bir konuyu haberleştirmeyi hemen düşünüyor musunuz? Mesela atıyorum Muhammed Demirci'yi TT listesinde gördüğünüz için mi paylaştınız? Yoksa siz zaten böyle bir paylaşım yapacak mıydınız? Zaten... Bu da hani bu işe girecek, bunu yapmayı düşünenler için bir teknik oluşsun diye sana bunları soruyorum. Anladım. Başarılı bir hesap var çünkü önümüzde. Evet. O şöyle oluyor. Zaten konuyu takip ettiğinizde sporu, gündemi vesaireyi o TT olan şey sizde çoktan oluşmuş oluyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani özellikle ben TT'ye bakmıyorum. Gündem zaten oraya gelmiş oluyor senin kafanı. Sen yapıyorsun normal onunla ilgili şeyi. Çünkü diğer hesaplara da kontrol ediyoruz, bakıyoruz sonuçta kim ne yapıyor diye, rakiplerimiz var, şeylerimiz var. Özellikle TT'ye bakıp dediğiniz gibi ben hiç yapmadım. Ona bakmak aklıma bile gelmiyor ama. Gündemle yaşadığınız için zaten. Zaten içinde olduğunuz için. Hatta belki de oluşmasında pay sahibi olanlardan işte, tabii biri. Tabii ben yapıyorum. Mesela diğer hesap yapıyor, o yapıyor derken TT öyle çıkıyor zaten. Çünkü toplumu sen yönlendiriyorsun. Sen yaptıkça haberi daha çok konuşuluyor. Arkadaşlarla bir konuşup beni TT'ye sokabilir miyiz ya? Bunu ne olur zamandır... neden olmasın. Neden olmasın. Ben, benim bir ara titrim başarısız TT'ciydi. Basketbolla ilgili ve özellikle Galatasaray basketbol maçlarıyla ilgili TT yapmaya çalışıyordum. İnsanları maça göndermek için hiç yapamadım. Hiç yapamadım. Sonra bununla alay etmeye başladım yapamamamla ilgili. İşte herkes Abdi İpekçi'ye diye bir TT başlatıyorum. Bayağı da bir yazılıyor ama TT'ye girmiyor vesaire. Hadi arkadaşlar bir başka başarısız TT girişiminde buluşmak üzere. Ama yavaş yavaş o TT olayını çözmeye başladım. Mesela geçenlerde Ergin Ataman'la yaptığım program TT'ye girdi. Murat Özyer'i TT'ye soktum. İpekçi Cehennemi TT'ye girdi vesaire. Yavaş yavaş başarmaya başladım. O başarısız TT'ci ünvanımı da ortadan kaldırdım ama özellikle bu haber hesaplarının aynı anda yazdığı şeyler bir anda TT'ye giriyor değil mi? Tabii. Çünkü hepsi birden aynı şeyi paylaşıyor. Sonra etkileşimleri oluyor vesaire. Bununla ilgili ben size bir şey vereyim. Şimdi bu TT olayları falan biz Türkiye'de Twitter çok fazla yaygın değilken ben de bu işi daha amatör olarak yaparken belki izleyenlerden benim eski takipçilerimden hatırlayan bile olabilir. İki tane TT yaptık biz. O ilk yapanlardanız. Bu TT olayı bilinçli olarak yapıldığı bilinmiyordu henüz çoğu kullanıcı tarafından. Bir gün ben yani kare konu olarak. Aynen. Bir gün ben dedim ki ya ne yazsak şey yazı oluyor. Çünkü manipülasyona da açık o TT kısmı. Yani hem Twitter kendisi manipüle edebiliyor hem kullanıcılar manipüle edebiliyor aslında. Nasıl yani? Bot hesaplarla mı? Bot hesaplarla istediğini yazabiliyorlar. Yani suistimale açık bir yer orası. Gerçek gündemi gördüğünüzden emin olmamalısınız yani. Belki de gerçek gündem değil. Şişirilebiliyor. Özellikle politikanın çok yoğun olduğu dönemlerde değil mi? Veya bunu ücretli yapanlar da var. Yani kendilerine göre donanımları var. Gerçek mercek benim çok şey yapmıyor bu boku. Beni oraya Eyüp Yıldız olarak yazdırabilir miyiz? Yani belli bir ücretini ödersen yazdırabiliyorsun diye biliyorum. İşte bunu. Ücretsiz olarak bilmiyorum. Peki. Burada tabii şunu da görmüş oluyoruz. Veriyorsun parayı değil mi? Tabii parayı veren yüzlerce Twitter bot hesaptan. Aynen. Senin adın veya işte anlatmak istediğin şey yazılıyor. Sanki herkes bu konuşuluyormuş, konuşuyormuş gibi bir algı yaratılıyor ama
Tamamen sanal. Aslında evet sanal. Yani öyle bir durum söz konusu. Kötü kullanıma örnektir bu değil mi? Tabii. Suistimal ediliyor veya ticari olarak kullanılıyor. Ama bunu her yerde, dünya çapında da yapılıyor. Dediğim gibi çok enteresan bir kelimeyle biz çıktık. İlk TT yaptık. Dedim ya her şey yazılıyor o zaman. Yani bu pırt yazsak dedim takipçilere. Acaba dedim şeye çıkar mı TT'ye? Bence çıkar falan yoğun olarak yazarsak dedim. Yarım saat içinde gerçekten çıktı. Yani eğer pırt, izleyenler pırtı varsa... Pırtı siz mi TT yaptınız? Hatırlayan zaten vardı. Alalım arkadaşı. Ben de diyorum o pırt... Onu yaptık. Bir deneme de şey, yaptınız yani. Kesinlikle oldu. Ondan sonra zaten şeyde bir tabir var ya, patladı gitti diye bir tabir var ya, onun gibi oldu. Hatırlayanlar mutlaka çıkacaktır onu. Evet. 2011 demek ki yılında. O deneme tweetleriyle beraber Twitter'ın evet, manipüle edilebileceğini de aynen anlamış olduk. Evet. Peki son artık ekran görüntümüz. Benim çok hoşuma gitti. Şenol Hoca ve Ertuğrul Hoca'nın gülen fotoğrafı. Yakın tarihte Beşiktaş ve Bursa, Bursa ve Beşiktaş değil, Bursa'nın evindeydi maç. Evet. Karşılaştılar. Gerilimli bir karşılaşma oldu. İki cami arasında geçtiğimiz yıllardan kalma bir husumet var. Ama şurada baktığında sporun dostluk olduğunu, arkadaşlık olduğunu, kardeşlik olduğunu, centilmence mücadele etmenin önemli olduğunu görebiliyoruz. Bu fotoğraf bir kere harika bir fotoğraf. Bence hangi takım olduklarının tekrar üzerine basarak söylüyorum, bir önemi yok. Yani futbolun güzelliği. Bu tabii maçtan önceki fotoğraf. Maçtan sonra görseniz ikisinin de surat düşmüş, felaket durumdalar ama yani şu pozu vermeleri, çünkü ikisi birbirine karşı eski takımları, biri Ertuğrul Sağlam şeyi şampiyon yapmış Bursa'yı. Artı Beşiktaşlıdır Ertuğrul Hoca. Yani Beşiktaşlı, o da Beşiktaş'ta severler, çalışmış, ayrılmış falan. Yani inanılmaz bir ilişki var orada. Harika bir fotoğraftı. O yüzden paylaşmadan edemedik. Burada ben de senin hakkını vereceğim şimdi. Şeyi de çok güzel seçiyorsun. Başlıkları da çok güzel seçiyorsun. Hı-hı. Güzel. Yani çok basit. Evet, güzel yani. Basit ve evet, net seçmeye çalışıyorum. Zaten şey, karakter de 140 karakter. Ona alıştırdık kendimizi. Hatta artık konuşurken zorlanıyorum. Genelde kısa i̇şte kesiyorum. Olay falan bu mesela. Kesin, o evet, top sektiren kızla ilgili paylaşımınızda da sadece olay bu. Ne? Diye paylaşmışsınız. Evet. Güzel manşetlerinizi, başlıklarınızı da beğendim. Çok teşekkür ediyorum Aykut Okan. Ben teşekkür ediyorum. Faaliyetlerinize başarılar diliyorum. Sağ olun. Sizin gibi provokasyon, işte kavga, şiddeti ön plana çıkartan değil de pozitif hesapların, espriyi, mizahı, centilmenliği öne çıkartan hesapların çoğalması dileğiyle. Bir başka programda belki yine görüşürüz belirli aralıklarla. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim. Eyüp Yıldız'la sosyal medya programının sonuna geldik. Kısa bir aramız var. Aranın sonrasında Fulya Kalfa burada olacak. Haberleri kaçırmayın efendim.